Evet, bu arada seçim ekranındayız. Futbolist tüm seçimlerini kitlemiş durumda. Diğer tarafta Sangal'da sadece Beyaz Sova'yı kitlemedi ama o da gelecek diye tahmin ediyorum. 5'e 3 durumdalar şu anda. Beysin'in pozisyonu gayet iyi. Takım arkadaşı da birlikte oraya gitmeyi tercih edecek Beysin. Arkası mı? Bir tane de Lurz aldı. Ayakta kalan. Evet, dediğin gibi 10 saniye kaldı. Şimdi Beyaz oraya geldi. Beyaz ve Lurz'dan alınan birer skor. Şimdi Spike kuruluyor noktada. Tek kişi Mark Nuh'du. Bakalım ilerleyecekler mi? İki kişi oraya geldi. Shorty ile birlikte bir atış. Ama 6 canı kalmıştı orada. Trade'i aldı Storm'ın. Spectre'yi aldı. Dediğim gibi Spectre dalında orada. Keşif oku gelmiş şimdi. Biraz yavaşlattı rakiplerini. Mark Nuh sol tarafta birinin olduğunu biliyor. Takım arkadaşı da yanında. Bu arada Beyaz rakiplerini arkalıyor orada. Çok iyi pozisyondan geldi Beyaz ama vuramadı. Sasuke. Sasuke'den iki skor. Ama Rip ve Mini Sasuke ile Mark Nuh'u düşürüyor burada. Sağ tarafta gördük onu. Şimdi kullanılan bir ok. Orada iki çözmeye tane duman bulutu var. Beyaz bu arada. Sasuke'yi düşürüyor. Rip'ten iki tane skor. Şimdi rakibin üzerine gitmek durumunda kaldığı noktada Mark Nuh. Beyaz Mark Nuh yalan isim. 4-0. Farkında gibi görünüyor. İki tane az canlı isim karşısına doğru geliyor. İlk ismi aldı burada. Hemen bıçağını da çekip oradan uzaklaştı. Molotof'unu da gönderecek. Burada imha edilmeye başlanmış. Durdurdu. İmhayı durdurdu. Gelecek o moli. Evet görünüyor. Ultiyi de kullandı orada. Bir an önce kendine avantaj sağlamak istedi. O Molotov'un daha hızlı düşmeyeceğini biliyordu çünkü. Rakip üzerine doğru geliyor. Rip bu skoru da aldı. Birebir durumda şu anda. Molotov hala bitmedi. Rakibin arkasından geldiğinden emin. Rip burada 1-3'te bu round olacak gibi görünüyor. Bir tane smoke gönderdi. Olabildiğince zaman kazandı burada. Smoke içinden çıkan rakibini ilk başta vuramasa da Rip. Orada rakiplerinin görüşünü kısıtlamak isteyecek. Base'i. Yerine bakalım gidecek mi rakibin üzerine? Kullanılan bir ulti var şimdi. Base orada konumu ortaya çıkmıştı ama birebir bir trade yapıldı burada. Diğer tarafta Spike imha ediliyordu ama Lurz orada Mark Nuh'u düşürdü. Şu anda 3-2 durumdalar. Ulti kullanan bir isim var. Rakibin üzerine gitmek isteyecek ve rakibin üzerine gidip o skoru da aldı Sasuke. 10 canla. Kuvvet yeteneğini de kullandı. Bu arada Base'den alınan bir skor var. Mini de orada. Rakibini almayı başardı. Moj'dan güzel bir trade. 3-2 durumdalar şu anda. Birebir de Beyaz burada Moj'u düşürüyor. Klasik çekti orada. Tekrardan bıçaklarını aldı. Karşısındaki Rip'i son bıçakla düşürüyor. Bıçakları yenilendi peki burada. Şimdi Mogu bir ismi de aldı. Diğer tarafta Mark Nuh'dan alınan bir skor var. Lurz da düştü. Bu ekran aldı. Kazanacak gibi görünüyor futbolayız. Sol tarafında Mogu. Orada alamadı belki rakibini ama Mojo trade alıyor. Yakın menzilli oynadıkları takdirde de çok dezavantajlı görünen durum, avantaj çevirebilirler bu arada. 3 kişi B savunması var. Base orada Mago'yu düşürdü. Yalnız canı azalan bir isim de Beyaz. Aynı şekilde Rip'in pozisyonu bilmiyorlar. Fakat sağ tarafta çok iyi saklandı Rip. 2 skor birden. Karşısında Sasuke var. Onu da alabilir. Mermisi bitti. Klasiğini çekti. Zıplayarak bir deneme. Canı çok az rakibine. Hemen Beyaz yetişti orada yardımına. Sterben pozisyonunu güzel değiştirdi. Oradaki ufak cebe saklandı. Hamamın hemen çıkışındaki cebe saklandı. Orada rakibin üzerine gitti ama Sasuke takas skorunu alıyor. Lurz düşürmüştü orada rakibinin. Lurz'dan bir skor daha geldi bu noktada. 2-3 durumda sayı avantajı Sangal'dı. Baron'a geldi hızlı bir şekilde. Jet içeri girdi orada takım arkadaşından. Yardım bekliyor Mago. 27 canı düştü sadece. Şimdi savunma tarafında bir isim var. Mini ve Rip'ten alınan bir skor Sasuke'nin skoruna karşı. Mark Nuh da Rip'i düşürdü. 2-3 durumdalar. Ve canı çok az olan bir mini var. Ve Sangal bekliyor. Yani Sangal hep doğru tarafta, doğru pozisyonda Sangal oyuncuları. Şimdi 2-2 kalacaklar. Rakibin üzerine geleceğini tahmin ediyordu ama Sasuke duman bulutu bittiği anda rakibini düşürdü. Fakat karşılaşacaklar. A tarafında olduğunu düşünüyor Beyaz'ın sanırım. Ve koştura koştura geliyor bura ama ok ama gösterdi, başardı. Görüş oku geldi. Görüş oku işleri değiştirmiş gibi görünüyor. Bakalım bu birebir de round'u kazandırabilecek mi takımına Sasuke? Bu sorunun cevabı evet. 11-7. Bu maçı bırakmayacağız diyor adeta futbolist. Ve tek başına bıraktı orada Cypher'ı, takım arkadaşını. Yine tahmin ettiler. Şimdi bu ulti çekildi. Süre yetecek mi? Evet. Lurz yalnız kendini de düşürdü orada. Çok hasar almıştı Mago'dan çünkü. Rip tarayarak içeri giriyor yalnız. Sterben'den 2 skor. Beyaz B'ye gidiyor. Tekrardan buraya dönecek gibi yönü. 20 saniye kaldı. 20 saniye kaldı. Site'e gidiyorlar. Rip'i aldı Sasuke. Lurz yalnız Mago'yu düşürdü. Yine birebir bir takas geldi orada. Sturban Base'i alıyor. Base'i bıçaklarıyla almıştı Sasuke'yi. Şu anda 2-3 durumda. 2-3 durumda Sangal. Yerden silah aldı Beyaz. Beyaz burada deneyecek rakibin ama Storm'dan alınan skor. Tek başına mini kaldı ayakta. Burada sersemletilecek Base ama çok da önemli değil gibi görünüyor onun için. Yine bir avcının iddeti kullanıyor bu sefer Beyaz tarafından. Beyaz burada rakibini bulamadı ama Lurz'dan alınan 2 skor çok değerli. Mark Nuh'u da aldı ve durum 2-4. 25 saniye var round bitmesi. Sturban'dan base skoru. Sturban bir de Lurz aldı orada. Çok iyi arkaladı rakiplerini. Rakiplerinin nerede olduğunu tahmin ediyorlar diye düşünüyorum.
Şimdi savunma tarafındaki smoke bitti. Laboratuvar tarafından dolanıyor mini. Bir kez daha kamerasına başvurdu ama kimseyi görebildim emin değilim. Beyaz hala window'daki ismi bekliyor. Beyaz şimdi oraya geçti. Beyazın nerede olduğunu bilen Storm'un onu alıyor. Site'ın içerisine girdi o noktada. Ama vakti de çok az, canı da çok az mininin. Birlikte oynamak isteyecekler. Sasuke orada bir skor aldı. Beyaz hemen takas skorunu alıyor. Bu belki de bir maç sayısı futbolist için. Spike kuruldu, durum 4'e 4. Ve hala aslında yani site'e girebilecek pozisyonda değil. Smoke'un içinden, dumanın içinden geçmesi gerekecek. Sangal oyuncularının ve üzerlerinde duman yayıp duruyor. İçeri girdi yalnız Yurs. Bir anda site'i açtı Sangal oyuncuları. Lurs içeri girdi ve üst üste iki kişi labdan, iki kişi dirsekten site açı futbolist oyuncularını düşürmeyi başardılar. Burayı retake'e bırakmak istedi futbolist. Şimdi yalnız Agnes'in boyun Sasuke'den iki skor birden. Mini takası aldı ama biraz geç oldu bu. Sasuke'nin bu hamlesi bir round'ı getirebilir futboliste. Yine de spike kurmayı başarlar ve spike kurulumundan sonra Sangal'ın ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. 3'e 4 pozisyonda bakalım ne yapacaklar. Mardu'dan alınan bir skor var. Durum 2'ye 3'e döndü bir anda. Yalnız operatörle o vuruş kaçınca Mini 2 skor oluyor ve Sangal 13-12 uzatmalardaki ilk round'u kazanıyor. Lurz'un yerini bilmiyorlar şu anda. Sterben düştü burada. Lurz çözmeye çalışan kişiyi çözdükten hemen sonra burada yalnız kendi de düşecek. Beysi. Evet, Sangal. Sangal yani gerçekten çok güzel oynadı bu pozisyonu. Bu arada ajan seçim ekranındayız. Lurz bu maçta Reign'e kilitledi. Tabii Lurz'un en çok oynadığı ajanlardan bir tanesi evet. O da. Şimdi içeri hızlı bir oyun izliyoruz. Karşılıklı olarak paranoyalar kullanıldı. Yalnız konumu açığa çıktı Rip'in. Ve Mago burada ilk skor oluyor. Base'den bir takas skoru geldi. Şimdi Sight'ta arka tarafta kayıkhanede bekleyen Base'i aldı Mago. Ve Sight kontrolü böylelikle futboliste. Mini buraya taletini bırakacak. Şimdi Lurz smoke skorunu aldı bu noktada. Agresif oyun izliyoruz orada klasikle beraber. Yalnız bir headshot, bir tane daha gidebilir mi Lurz? Sasuke'yi alıyor ve ilk roundu Sangal'a kazandırıyor. Keşif drone'u oradaki omen'ı gösterdi. Mark New mini'yi alıyor. Şimdi Lurz Vandal'la birlikte rakibin üzerine gitmek istiyor mu? Servant'dan iki skor, üçüncü skor da geldi. Üçüncüyü de istiyor. Klasikle rakibin üzerine gitti ve Servant bunu da aldı. Beyaz ayakta kalan son isimdi ama. Bir türlü şey bilmiyorlar bu arada. Yani garajda birisi var mı? Onun tereddüdündeler galiba. Hemen ekolada avlamaya çıktı futbolist oyuncuları. Fakat burada amacı zaten roundu kazanmak değil, silahları düşürmekti. Durum 2-1'e geldi ama en azından iki tane silah düşürdü evet. Sangal. Hever altında sol tarafta bir isim var. Duman bulutunun geçmesini bekliyor ama Moj burada. Rakibini almaya başardı. Mago ve Moj'dan birer skor daha. Rip Moj'u düşürdü bu noktada. Rip ayakta kalan son isim ve 1-2 durumda şu anda. Bir fake verdi. Sova'dan kullanılan bir ulti var. Çözmediğinden eminler. Şimdi havaya zıpladı ve Mago Rip'i düşürüyor. Bu da 5. round anlamına geliyor futbolist için. Moj'u da avlıyor burada. Takım arkadaşı da hemen alt tarafında bekliyor Storm'un. İki tane rakip oyuncunun canı çok az ama vakit azaldı. Burada Spike'ı imha etmek için vakit var mı? Bir Volbank! Rip! Hem Mago'yu hem Storm'unu aldı ama bu roundu kazanmak için yeterli olmayacak. Şerif'le karbonladı orada galiba iki rakibini hem de dumanın içinden. Yalnız Mago savunma tarafındaki Rip'i düşürdü. Hemen sağ tarafında bir isim daha var. Lurz bu skoru aldı ama. Orada Hazret'ini kullanamadan çıkıyor. Moj da Mago'yu kaldırdı orada. Ve tekrardan 5'e 3'e geldi sayı üstünlüğü. Bir de mini skoruyla beraber sadece Beyaz kalıyor ayakta. Sağ tarafında bir isim var. Mago burada Beyaz'ı da alıyor. Mago yalnız yine yapacağını yaptı. İçeriye kullanılan bir paranoya var şimdi. Ve Mini hala pozisyonu koruyor. Mini iki tane skor aldı orada Şerif'le birlikte. Lurz'a yan tarafında. Lurz alabilecek mi? Hayır. Mini burada reload yapmak durumunda. Mini'nin karşısında iki tane isim var. Sol taraftaki Moj'u da düşürdü. Bir tane daha headshot gelir mi diye baktım ama hayır. Magnu ve Mogu'dan 3 skor geldi burada ve Mini'nin aldığı 3 skor. Orada bir paranoya kullanıyor. Base'den karbon geldi burada. Moj ve Storm'u düşürdü Base'i. Artık bu round Sangal'a gitmiş diyebiliriz. Sasuke'yi de Base alıyor. Bu round da aldı 3 skor.
Hatta çok da yakınlaşmış durumda. Sağ tarafta Riff var. Arkasına dönüp girecek oraya Mogu. Riff ilk ismi aldı. İkinciyi de aldı. Bir beyaz tane de beyazdan skor geldi. Moj ne kadar Riff'i düşürmüş olsa da 2'ye 4 durumda kaldı futbolist ekibi. Şimdi site atladı Mark New. Ve savunma bölgesine doğru orta tarafta ilerliyor futbolist ekibi. Şu anda toplamda 3 kişi A tarafında. Ama bir yandan da B'den kıstıran 2 kişi var diyecektim ki. Base'i skor almayı başardı. Bir de beyaz. Ve toplamda alınan 3 skor. Daha doğrusu 2-2 toplamda 4 skor. Durumu 3-3'e getiriyor. Moj burada Spike'i yerleştirdi. Şimdi Nur son round ultisini kullandı burada ama. Mogu gördüğü gibi düşürdü orada Moj. Bir de Storm'ü hayata döndürüyor. Bir anda 2-4'e döndü durum. Şimdi Rip bir ulti kullanacak buraya. Ulti kullandığı yerde rakibi vardı. Onun da yerini saptadı orada ama. Bir de Killjoy'dan ulti geliyor. Artık son round varınıyor. Onu kullanıyor iki tarafta. 5 saniye sonra ulti aktifleştirilecek. Rip'ten 2 skor geldi burada. Mini hala bekliyor. 2 saniye sonra ulti aktif olacak burada. Sturban buraya doğru yaklaştı. 1'e 2 pozisyonda. Yaklaşık 15 saniye var Spike'ın patlamasına. Burada bir fake geldi. Ve Mini orada skor oluyor. Sturban da diğer tarafta. Şimdi hızlı bir oyun izliyoruz. Dursun canı çok az. İlk roundda Reyna'nın düşmesi çok önemliydi. Mogu da bir frag aldı orada. Rip ve beyazdan alan birer skor. Şimdi Sasuke sağ tarafında bir isim var. Sola doğru geçti. Agresif oyun Sasuke'den. Sasuke düşmeden önce son anda aldı o skoru. 1'e 2 durumda kaldı Base'i. Hızlı bir oyun izliyoruz. Spike kurulmadan oraya atladı. 39 canı kaldı Base'inin. Rakip onu daha avantajlı bir şekilde görüyordu orada. Duman bulutu bitmek üzere. İki kişi birlikte oyun oynuyor ve Moj. Ve geri çıkmak durumunda kaldılar fakat agresif oyunu oynamak istiyor Mogu orada. Storm'dan alınan 2 skor var. Ve bir anda geri püskürttü rakiplerini. Şimdi oraya hızlı bir şekilde girmek istedi. Storm'un bir skor daha aldı. Beyaz orada açılan isim bekledi ve Mogu'yu düşürdü ama. Şimdi site'e atlamak isterken Taret gördü o noktada Mogu'yu. Mogu uzundaki ismi aldı. Sasuke'den de bir skor. Orada havadaki ismi de Mogu. Riff'i düşürüyor. Ya Mogu... Ve sayı avantajı bir anda el değiştirdi ama Sturban Mini'yi avlamayı başardı. İki kişi uzunda şimdi. Kullanılan bir dash var orada. İmha ediliyordu Spike ama Sova'nın ultisi bu Spike'ın imhasını durdurdu. Ve bu roundu Sangal'ın aldığını görüyoruz. Molotov bırakmak istedi. En sonunda onu aktif edebildi. Şimdi aşağı atlayan bir isim var. Mini burada Moj'a düşürdü. Mini ikinci ismi Sturban'ı da avlıyor. Şu anda Eko durumda sadece şerifleri var. Ondan skor işleri değiştirebilir. Bir headshot geldi duvar arkasından. Mini'nin de şanı çok az. Mogu burada Mini'yi alıyor. Beyaz ve Base'den alınan birer skor. Şimdi burada A tarafına yoğunlaşmış gibi görünüyorlar. Kapı da kapatıldı ama sanırım kapı kırıldı şu anda. Base'nin canı sadece 52. Haven tarafından gelecek. Haven tarafından gelecek. Birini bekleyecek gibi görünüyor. Şimdi soğudan kullanılan bir ulti. Sasuke orada Base'yi aldı. Base'ye fırsat tanımadı oradan kaçabilmek için. 30 saniye var round'un tamamlanmasına. Şimdi bakalım Moj sağ tarafta bir isim var. İlk önce Rip'i buldu. 1'e 2 durumda kalan isim. Bakalım alabilecek mi Beyaz? Hayır bu sorunun cevabı. Base'i bıçaklarını çekmiş durumda. Sadece 42 canı var. Mini ilk skor aldı ama. Moj Rip'ten birer skor. Base'i burada Sasuke aldı. Base'i Sturban'ı alamıyor burada. 2'ye 3 durumdalar şu anda. Sturban'ın arkasında bir isim daha var. Sight'a kullanılan bir parano. Arkasındaki ismi döndü burada o noktada. 1'e 2 durumda kaldı şu anda Sturban. Birini daha alabilecekti ama. Pazarada kullanılan bir smoke vardı ama Rip Sasuke'yi aldı. İki kişi garajda yalnız. Rip'i kimse korumuyor. Rip burada iki tarafı da tutmak durumunda. Mogu'ya düştü. Garaja orada cross koymuş durumda Mogu. Spike imha ediliyor. Bu son round. Şimdi Sova'dan kullanılan bu ulti var. Sova ultisi Spike'ın alınmasını yavaşlattı ama 1'e 3 durumda. Yarıya kadar çözdüler. Bitecek bu round. Burada bitecek bu round. Bu roundun bitmesi haritanın da bitmesi anlamına gelecek. Ve futbolist seride durumu 1-1'e getiriyor Ascent haritasını kazanarak. 13-7 ile rakiplerini geçtiler. Ajan seçim ekranında görüyoruz. Evet, Lurs Viper'ı aldı. Lurs evet. 3 haritada 3 farklı karaktere doğru, ajana doğru ilerliyor. Şimdi dizilim çok önemli. Burada agresif bir oyunu oynamazsa eğer Sangal biraz sorun yaşayabilir bu rantta. İki kişi garaj tarafında bekliyor ve biri de orada rakiplerini arkalamak istiyor. Şimdi hızlı bir şekilde site'e girdiklerini gördük. Storm ve Beyaz'dan alınan birer skor. Mogu burada Beyaz'ı düşürdü. Önündeki duvarı bir türlü kıramadı orada Lurs. Sasuke Mini'yi de almayı başarıyor. Şimdi arka taraftan yani Rip'i görüyoruz. Bu arada Spike imha ediliyor. İriye kadar çözüldü bile. Spike imha edilmeye devam ediyor. Spike çözülmek üzere. Ve Spike alındı burada. Fakat Beyaz burada Sasuke skorunu alıyor. Sağ tarafta bekleyen bir kişi. Onu orada kollayan Mark New. Mark New skoru aldı. Bir skor Sterben'den. İkinci de geliyor. Hala konumunu koruyor. Bu arada Lurs hızlı bir şekilde site'e girmek istedi ama Sterben onu durdurdu. Ve Paranoia çok iyi geldi Storm'dan o noktada. Spike'ı da düşürdü bu arada Sterben.
sağ tarafta Mini savunma tarafındaki Mago'yu aldı. Yan taraftan Rip geliyor. Rip yavaş bir şekilde oraya doğru ilerliyor. Sturm'un o skoru da aldı. Serven'in cross'una çıkılmıyor şu anda. Fakat Mini artık buraya kadar dedi. Moj Mini skorunu alıyor. Beyaz ayakta kalan son isim. Beyaz 1'e 3 durumda. İlk skoru aldı burada. 1'e 2'ye getirdi durumu. Smoke gönderildi. Bir tane daha gönderiliyor. Hızlı bir şekilde oraya girmek isteyecekler. Raze'den kullanılan bir ulti var. Rip orada bir skor aldı. Beyaz Husky'ye düşürmeyi başarmış. Şu anda 1'e 2 durumda. Geriye kadar çözecekti ama iptal etti. Çözmedi. Geriye kadar çözse belki bu round'a alma ihtimali olabilirdi. Şimdi orada çok akıllıca bir oyun Rip'ten ve Mark Rue'yu da düşürüyor Rip. İki kişi rampa tarafında, biri de Heaven altında. Heaven altındaki bir isme Sasuke. Çok iyi bir headshot. Bu arada Rip iki skor birden aldı. Mago bıçaklarıyla iki skor birden kazandırıyor takımına. Şimdi Raze'den Sasuke'den gelen bir ulti var. Sasuke ultiyle Beyaz'ı düşürüyor. Şimdi Beyaz'dan alınan bir skor var. Sağ tarafında bir isim çok iyi döndü oraya. Güzel bir reflex. Ve side içinde Beyaz harika bir konum aldı. Buranın çıkışını da savunuyorlardı diye tahmin ediyorum. Hemen Lurz'u karşılayan bir isim vardı orada. Belki düşürmek için yeterli olmadı ama takas için kolaylaştırdı işleri. Beyazdan ve Rift'ten alınan birer skor var. Burada Moş pozisyonu değiştirdi. Şimdi ultiyi kullandı. Bunu bekliyorlardı işte. Şimdi ulti çekildi. Flash da geldi Beyaz. Ulti ile beraber iki skor. Neden bu kadar beklediklerinin cevabını verdiler aslında bize. Boşta kullanılan ulti var. Mago. Agresif bir defans bu arada Mago'dan. Evet, Mini'yi düşürdü bu sayede. Sturban'dan da alınan bir skor var. Şimdi site için sıkışmış durumda fakat buradan yardım gelecek Mago'dan. Mago ne kadar Beyaz almış olsa da kendi düşüyor. Lurz'dan iki skor fakat Moj da Lurz'u düşürdü. Şu anda 1-2 durumdaydı Rip ama Moj Rip'i de alarak. Şimdi Heaven'dan atlayan bir isim. İlk başta kaçırmıştı orada. Recoil ama daha sonrasında tutturdu yine Beyaz. Sasuke base'i almayı başardı. Şu anda ultisine başvuruyor burada. Beyaz kullanabilecek mi ultiyi? Elinden çıkardı ve Sasuke'yi aldı. Ve bu da round'u kazandırıyor Sangal'a. 4 kişi de Heaven'da şu anda futboliste. İlk başta yavaşlatan küre geldi. Ve Lurz'u en azından bir süreliğine oraya upsetmiş durumdalar. Mini'den 2 skor. Beyaz'dan bir skor. Mini 3.'yü aldı. Paramparça etti o pozisyonu Lurz'un da başlangıcıyla beraber. Sasuke bombasıyla Mini'yi alıyor. Sasuke'den bir skor daha geldi. Beyaz hala 20 canlı orada rakibin üzerine ilerleyecek. Bu bombanı düşürür mü acaba? Ya Sasuke neler yaptı? 2 tane skor geldi bu bombayla. Hem Beyaz'ın hem de Base'nin headshot yedikten sonra canı azalmıştı. Sanki şöyle bir kontrol etti. Sol tarafında bir isim var. Base'i buldu o noktada. Lurz yalnız. Mogu'yu düşürüyor. Lurz'un sadece 15 canı var ama. Düşmeden Mogu'yu da aldı Lurz. Spike düşmüştü orada. Oh. Yalnız Storm'un harika bir noktadan arkaladı rakiplerini. Spray transfer ve... Şimdi Beyaz bomba gönderecek. Elinde bomba varken yakalandı Sasuke. Burada Beyaz'ı aldı. Base ve Mini'den birer skor. Agresif bir deneme yavaşlatma küresi varken. Bunun cezasını çekiyor Sasuke. Lurz'u da aldı. Şimdi ultisini çekti orada. Merhaba. Rakipleri kaçmaya çalışıyor ama nereye diyor Sasuke? Çalımlar deneniyor burada. Spike'a doğru gitmek yerine ilk rakibini vurdu. Güzel bir headshot Mini'den. Şimdi Spike'a gidecek. Pozisyon avantajı kendisinde. Burada fake vermek yerine çözmeye devam ediyor. Eğer gitmezse üstüne round bitecek. Gitmezse round bitecek. Yetişecek mi? Neredeyse. Son salisi. Sasuke Mini'yi aldı. Sasuke bela... Hala yalnız 11 saniye kaldı Mogu. Sabrının sonunda skor almayı başardı. Şimdi bu ulti geliyor Beyaz'dan. Çok iyi bir zamanlama. 5 saniye var. Spike tekrardan kuruluyor burada. Spike'ı durduramayacak gibi görünüyorlar. Spike yerleştirildi. Sasuke'den bir skor. Bir tane de Mark Liu'dan. Şimdi oraya bir tane gelen smoke var. Mark Liu smoke'dan base'i düşürüyor. Lurz'un canı çok ama Beyaz, çok az. Beyaz'ın yapabileceği bir şey yok yani. Beyaz tek başına. Güzel bir trade orada. Storm'ın Beyaz'ı aldı ve Lurz ayakta kalan son isim. Sasuke onun üzerine gitti. O da Lurz'u düşürdü. Yani. Ve futbolist. 1-0 geri düştü seride. 2-1 geri dönmeyi başarıyor ve kazananlar yarı finalinde rakibini geçmeyi, Sangal'ı geçmeyi başarıyor. Yani. Şimdi iki takım tarafından ortaya konulacak. Anatolia Esports'ta L7 Sky'dan bahsediyorduk. Bir Sky tercihi geldi. Mersa bir iç almış. Farewell Jet'inden ödün vermeyecek tabii ki. Omen Afro on Fire'da, diğer yandan Laura's de farklı bir ofansif ajan olan Reyna'yı tercih ediyor. Round'u muhakkak Anatolia Esports kazanacaktır diye düşünüyoruz. Mert'e Bulldog'u üçlüye almış. Killer ardı sıra geliyor. Seven de eşlik etti ona ve sadece Nisai skoru bulabildi Beşiktaş Esports için. Tukans fazla canı yok. Bu cepten Bayside kontrolü alınmak üzere. İlk skor da geldi. Seven Argent'i yakalıyor. Ardından karşısında Tımın var.
ve ona karşı da başarılı, çok rahat oldu dayı. Anatoly bir tane skor buldu Turkans. İkinciyi de buluyor Turkans. 3'e de vuruyordu neredeyse ama Lawrence skoru aldı. Ve evet, site içerisine gelecek. Tımımın da sovayla çok çalıştığını belirtmekte fayda var. Kişi foklarını gerçekten fazlasıyla iyi çalışmış. Foyz bu arada Şerifgil'inden sonra Argent Renzi ile birini yakalamıştı. Mersa farewell derken durumu toparladılar. Güzel bir headshot Tımım'dan Şerif'le harika killer birebir. Ancak sadece 30 canı var evin altındaki oyuncuyu yakalayabilir mi? Site'de bir oyuncu var. Kutunun hemen önünde Lawrence Turkans'ı yakalamış. Sürekli etkide eriyor. Foyz'un da buradan çıkması mümkün değildi artık ve... Ama kimse tabii ki hasar almayacak. Üzerlerine doğru gidiyorlar. Bu kadar agresifliğe gerek var mıydı emin değilim yalnız. Killer gelince, skorlar gelince bunun da pek bir önemi yok. 3 tane hatta 4 tane skor Lawrence. Önüne tekrar çıkacak Lawrence. Belayı aldı. Günün ilk belası Lawrence. Ace geldi. 5 tane skor. Yanıt veremeden rakiplerine düşüyorlar. 3 değil 4 düştü. Tek başına kaldı yine burada Tımhım. Canı çok az, silahını koruması gerekiyor aslında ama onu da koruyamayacak. Bu roundda da Farewell'den 4. skor. Düzenli oynuyorlar. Ya bunu ilk bir dizdi diyoruz işte Farewell. Neredeyse tek mermiyle alıyordu iki kişiyi. 3.'yü de buldu, 4.'yü de buldu. 2 roundu üst üste ultiyi kullanacak gibi duruyor. Kullandı. Ve zaman kazandırmaya çalışıyor. Foyz içeriye giren ilk oyuncuyu yakalamıştı. Foyz'dan gelen iki skor var. Tek başına kaldı Mersa. 3 oyuncuya karşı oynayacak ve paranoya etkili. Paranoyasını bıraktı bir zelzele. Şu anda Tımım ondan etkileniyor. Piklemediler, çıkmadılar karşılarına. Argent Foyz birer skor bulmuşlar. Son kalan oyuncuyu da Foyz yakaladı ve Jet Argent sis bulutlarını bıraktı. Hemen içerisine atladığı yerleri açığa çıkan oyuncular var. Argent kimseyle yüz yüze gelmedi. 2 tane skor ultisi de aktif. Ve son olarak Mersa'yı da kendisi düşürüyor. Çok iyi performans. Breach ultisi harika. Birçok oyuncu bundan etkilendi. Ve Mersa üzerlerine gidiyor. Lawrence Farewell. Üçünden de birer kill çıktı. Foyz savunma girişinde. Ve Foyz ilk skoru alsa da takımı için biraz geç gibi durdu bu. Argent 1'e 3 oynayacak. İlk rakibinin canı az. Onu görmek üzere Argent. 2 canı var. Ray transferi. Ve 2 canıyla birebir oynayacak şimdi Spike. Tabii ki bir an önce çözülmek zorunda. Çok fazla süresi kalmadı. Rakibinin yerini bilmiyor Argent. Bu yüzden round'u kaybedecek. Ve dün olduğu gibi ilk yarıyı 9-3 geride kapatıyor Beşiktaş Esports. Uzundan kimse yanaşmadı. Birden site'e girmek istiyor. Farewell Frenzy ile uzak mesafeli, orta mesafeli bir çatışma kazandı Argent. Klasik'le birlikte çıkardığı 2 tane skor var. Mersa şimdi Farewell'e destekte. Cephe doğru bir zelzele kullandı. Keşif okunu kırıyor hemen. Camgaz geldi Reyna'dan. Ve Spike çözülmek üzereyken Tımım'ın şimdi bir hamlesi var. Killer üst üste geldi. Şimdi bir mermi Nisa'ya isabet etti. Sağındaki oyuncu Sky'ı bilmiyorlar. Bilecekler mi? Lane gidip orada ilk skoru aldı. Harika bir vuruş daha Frenzy ile. Bu round'un kaybedilme lüksü yok. Aksi takdirde Anatoly Esports 12 olacak. Beşiktaş ne yapıp edip kazanmaya çalışıyor. Mersa hemen sağında bir oyuncu var. Sky kuşları iyi kullanıldı şu an edek ama hamle yapabilmek kolay değil. Foyz Argent birer skor daha ve en sonunda tek başına kaldı Mersa. O da Nisa'yı yakalıyor fakat sonrasında Argent 4 kill'le 4 skorla round'u bitirmeyi başardı. Sky kuşları atılıyor Turkan arkasını dönmüştü bir an Lawrence. Harika bir zamanlamayla çıktı cepten çıkan Tımım'ı da yakalıyorlar Lawrence. 2 skor birden buldu cepte son olarak Foyz var. Spike çözülmek üzere mermiler doğru yere gitmedi Foyz. Şimdi iptal ediyor Spike'ın çözülmesini son kalan oyuncuyu da. Çözdü. Direkt çözecek Foyz. Beklemedi ummadı bu hareketi ve Afro round'u kazandı 12-5. Ve ay. Oh, Farewell, Lawrence birden her şey sona eriyor. Foyz yetişemeyecek. Dışında yetişemeyecek kesinlikle. Zaten 3 tane rakibi var bu. Aynı zamanda son round anlamına geliyor. Abi de alıkoyuldu. Face. Özür diliyorum Foyz. Pek bir çaresi yok. Burada round'un sonlandığını göreceğiz artık ve Beşiktaş Esports savunucular kazandı. 13-5 kaybederek başladı Anatoly Esports'tan. Tabii ki olağanüstü bir Haven haritası performansı. Çok rahatlardı harita boyunca. Bind haritasında takımların ajan seçim ekranı önümüzde. Brimstone gördük. Sky var yine Haven'dan sonra. Silah almadığını da biliyorlar. Rahat rahat oynayabilecekler. İlk skor Nisa'dan geldi. İkinci skor Argent alıyor. A tarafına rahat rahat girdiler. Spike'ı da kuracaklar. Bir şey çıkaramayacak. Burada ikinci skor da geldi. Farewell bir tane daha skor buldu. 2 tane silah düşürdüler en azından.
Tukanzı buldu ve Spike'ı yerleştiremediler. Foyz atımından birer skor şimdi. Diğer yandan Lores Jonas. Ama Foyz'u yakaladı bir şekilde. Tepelerinde Fairwell haberleri yok tımım. Süre kalmadığı için round'u kaybedecek. Yani ne kadar Fairwell'i yakalasa da bu yeterli değil. 35 saniye kala hücumu tekrar değiştirecekler ve ağa gidiyorlar. Yalnız sadece Jett var ve o da hamamda bekliyor. Fairwell! Yine aldı kendini. Fairwell ilk bıçak denemeleri ve harika iş çıkardı. İki hamam oyuncusu düştü. Sight'in gerisine çekilecek. Şimdi gökyüzünde ama bıçakları bitti. Varger yakaladı onu. Nisa'ya bakacaklar. Sadece hamamdan şüpheleniyorlar. Nisa önemli bir kill. Az Zed'ini kullandı. Çok da doğru oynadı. Pek fazla canı yok. Wallbackler gelecek. Ve Nisa kem gözünde sayesinde L7'ı yakaladı. Harika bir clutch kendisinden. Burada Lawrence'de bir kontrol etti. Yeri çıktı. Yalnız bu silah yakında çok tehlikeli. Silah da yakında çok tehlikeli ama göz kamaştırının üzerine güzel skor. Nisa da diğer taraftan 2 skor buldu. Şu an sayı avantajı. Teleporta bir oyuncu girdi Nisa. Onunla ilgilenecektir. Fairwell elinde Şerif var. 2 mermi yeterli olabilir. Deş yalnız kapıya çarptı ve oradan kaçamadı Fairwell. Nisa'yı 3 skor almış oldu roundun içerisinde. Noel Day'ı 4-1 yapıyor Beşiktaş eSports. Gerçekten onları böyle görmek sevindirici. Çünkü dün de pek cevap verememişlerdi rakiplerine. Bugün de Haven arkasında o cevabı pek iyi görememiştik. Ama burada en azından Beşiktaş eSports'ta oyunda olduğunu gösteriyor herkese. Spike şu anda yerleştirildi 4-4 Afro. Önü açıldı. Sight'te bir oyuncu var. Tukans'dan harika bir vuruş. L7 kaplanını kullanacak rakiplerin üstüne gidiyor. Bu arada Boys L7'ı yakaladı. Son kalan ise Fairwell. İyi bir vuruş ama yeterli bir vuruş mu emin değilim. Gördüm. Karşında 3 oyuncu daha ve Tukans yere inerken Fairwell'i yakalıyor. 5-1 olacak. Nisa'yı da burada. Çok güzel zamanlama. En sevdiğim işler diyecektim bu arada Afro. Çok güzel zamanlama Afronlar. Afron Fire'dan. Pil hakikaten çok iyi işler başarabiliyor derken. Çok başarıyor Fairwell. İki tane skor bıçaklarla birlikte. Jett ultisi gerçekten onun elinde harikalar yaratıyor şu ana dek. Beşiktaş eSports Fairwell'i geçemeyecek gibi. Foyz arkasında Mersa. Biraz dikkatsiz. Oy. Harika dokunuşlar tımım. Fairwell'e bir o kadar güzel karşılık bu vuruşlar ama round'u kazanmak biraz zor olacak. Şimdi keşif oku da bırakıyor. Spike kendisinde değil. Oyuncuyu fark etti. Yalnız Spike'da Lawrence'i görmesi zor. İyi bir vuruş olabilirdi. Iska geçti. Tekrar deniyor şansını. Argent'i yakaladı bu sefer. Neden? Operatörü bu kadar açıklık veriyorlar. Bu da soru işareti tabii ki ve ooo harika vuruştu bundan ardından Nisa. Else bunu yakaladı. Adam üstünlüğü bir anda el değiştirdi. Yeşilde bu arada Mersa'nın aldığı skor yeri çok güzel. Değerli. Yarıya kadar çözüp ulti basabilir Mersa. Çözmek üzere. Wallbackler yeterli değil. 14 can. Sadece bir mermi daha isabetli olsa Mersa. Yetenekle birlikte Afro. Şans buldu tekrar. Piklemek istedi. İki tane oyuncu daha var Afro'nun önünde. Ve Cypher'ı da yakaladı Afro. Karşısı Afro. Kalabalık ama Afro. Gerçekten iyi çıkartıyor. İki Şerif headshot. Tukans bunu nasıl yaptı görebilmemiz mümkün değil ama çok iyi vuruşlardı tımım. Harika tep. Tımımda kendilerinin ultisi yok. Fairwell bu arada tımım tarafından yakalandı ardından Leores. Doğru yeri tararsa eğer sonuç çıkartabilir. Tukans'ı bilmiyordu arkasından geldi. Harika bir flash desteği. Foyz Fairwell yakaladı Argent. Leores'i bulmuş. Bu roundu da geri çevirebilecekler mi acaba? Çok güzel öttü. Bir vuruş ultisi. Buradan kaçabilir aslında Argent deşi var. Mersa rakibinin üstüne gidiyor. Hayır Foyz. İki oyuncuyu birden yakaladı. Birebir oynanacak şimdi ve Argent Afro tarafından yakalandı. Harika bir round gerçekten ama. Ve Nisa'yı açığa çıkan oyuncunun farkında ulti. Aktif halde Tukans iki kim çıkarmış. Beşiktaş eSports herkesi vurarak B site ele geçirdi. Artık tek başına Fairwell var. Lawrence o Cypher'ı öldürüyor. Şimdi 2-3 Mersa dirsekten yanaşacak. Geliyor doğru sızmak üzere. Tımımdan önemli bir kill. Fairwell tımımın yerini biliyor. Mersa üzerine gelirken tımım bir şey yapamadı ve tımım 1-2'de şanssız olan isim arkadan gelen Mersa'ya kaybetti. Round'u 7-5 Anatolia eSports. Geri alım için retake için oynayacaklar. Lawrence çıkan oyuncuların farkında. 2 tane Dink var Lawrence. 2 skor birden çıkardı Ghost'uyla. İyi iş başarıyor. Peşinden hücum gelecek geriseye doğru.
Hiç beklemek istemedi Anatolia Esports ve sonuca çok çabuk bir yoldan ulaştılar. Afro'yu skoru çıkardı. Şimdi Feyrel, Argent'e yakalanacak. Burası çok kalabalık oldu. Mahşer yeri gibi. Spike'ın bir an önce kurulması lazım. Afro Argent'i yakalıyor. Yalnız Boys çıktı bir anda smoke içerisinden. İyi karşılık verdi ama yeterli değil. Rakip hemen kontrolü eline almayı biliyor Anatolia Esports. Arkadaşına can verdi şimdi Argent direkt oturuyor çözmek için. Nisaitim'in birer skor ve şu anda Spike'ı yarıya kadar aldılar. Argent tekrar smoke bırakacak. Mersa arkalarında Foch bire bire kaldı. Kamerası var ama rakibinin nerede olduğunu bilmiyor. Arkasında. Ve şimdi görecek Foch harika döndü arkasını. Olabilecek son saniyede Foch. Yani kazanabilirler. Roundu 2 skor birden geldi. Öncelikle Farewell, sonrasında Laurus. Üçüncüyü de buldu Laurus. Argent bir tane skor aldı. Nisai takasını yapıyor. Argent 2'yi de aldı ama Mersa bir skor daha buluyor. Nisai bire bire kaldılar. L7'a bire bire kaldılar. Yalnız... ne yapıyorsunuz? L7! Hayır, son mermi geçmeyecek daha az kalsın L7! Ya bu arada bir herhangi bir oyuncunun korkulur yapsıdır evet, bu. Evet. Boş yakalayabiliyorlar. Farewell biri buldu 2'yi. Laurus'in yardımıyla buluyordu. L7'de 3. skoru alıyor. 1'e 4, 1'e 5 kaldı hatta burada Argent. Skor çıkarmaya çalışacak. Birincisi çok güzel geldi. İkincisi de geldi Argent. Farewell'den görmüştük. Argent'ten de görüyoruz. Chatler bugün şov yapıyor bu bıçaklar konusunda ama işte bu yeteneğe, bu yeteneğe yapacak bir şey yok ya. Ve skoru da Argent aldı. 4'e 5 başladılar bu anda. Hızlı oynaması gerekiyor burayı biraz rakip toparlanmadan. Turkan'ın yeri fena değil. Orada karanlık örtüyü kullandı. Afro çıktı. Birinci skoru aldı Afro. 2'yi kovalıyor. 2'yi alabilecek mi? Hayır, Argent skoru buldu. Turkan'dan bir ışınlar. Son anda. L7 arıyor ama nereye gittiğini anlayamadı. Online oyunları gerçekten... Bir saniyeydi bu arada. Bir saniye önce çıksa. Tim'in bir rakibinin nerede olduğunu biliyor. Ama oraya çıkması güçlü. Nisai Laurus'u düşürdü arkadan gelirken. Bütün arkadaşlarını kaybediyor Nisai. Ve Beşiktaş Esports şimdi... Nisa'nın eline bakacak ama çok zor gerçekten. Süre çok az. Nisa bir skor daha bulmakta güçlük çekiyor ve 12-9 3 tane seri puanı var kaybedenler grubunda. Nisa bir oyuncunun yaratığı çıktı. Afro bakmadı ilk etapta, Azlet'i kullanmadı Nisa. Çatışmayı istedi ancak Farewell kararlaştırmakta zorlanıyor. Şimdi Argent bıçağı o kadar iyi çıkardı ki elinden. Gelen flash'in etkisi pek de önemli olmadı. Argent rakiplerini burada zora sokuyor. Spike'ın kurulmasını engelledi Foch. Feyveri yakalamış Argent'ten. Harika bir jet oyunu. Kalan son bıçak. Bakalım isabetli olur mu? Hayır. Henüz değil. Argent bıçakla yakalamak istiyor rakibini. Şimdi Vandal'ı çekerken Mersa'ya yakalandı. Mersa 10 canlı hayatta gelen bir şok oku. Ucuz yırttı. Çıkacak karanlık örtünün içerisinden tümüm. Bölge alındı şu anda. Yalnız yana yana ölüyordu Nisai. Birinciyi aldı. Hemen çıktı Azlet'le birlikte. Çok güzel oyun Nisai'den. Biraz riskliydi bu arada Farewell. O yanıcının riskliydi. Son anda, son kıvılcımından etkilendi. Laurus Argent'i yakalamış durum tekrar 4'e 4. Bir Killjoy ultisi kullanıldı. Bu tecrit daha sona ermeden Nisai skoru çıkardı. Görünmez ultiyi kırması lazım. Hayır, kıramadı. İki kişi alıkoyuldu. Koyuldu. Ve Laurus drone'un nereden geldiğini biliyor. Gitti Tukul'un üstüne. Laurus harika üst çıkardı. Bu artık maçın bittiğini gösteren hareket ve 13-10 ikinci haritayı da kazanan değişmedi Anatolia Esports. Senin de bahsettiğin gibi yüksek bölge var ve oralara çıkabilen ajanlar çok değerli ki iki tanesini şu an Oxygen tarafı gösteriyor. Evet, Turko'dan bir Killjoy tercihi geldi. O da özellikle Taret'in farklı yerlere konulup info alması açısından çok kritik oluyor. Team'i gelir diye bakıyorum çünkü mutfak tarafından hareketlenecekler. Rus bu arada bir skor çıkarmış. İkincisi de geldi. Rus oraya çok iyi sızmış bu arada. Fark etmediler. Rus'tan üçüncü skor da geliyor. Ve BBL çok hareketli başladı ve Rus'un önderliğinde de şu an için roundu kazanan takım olmuş durumda. Şimdi buluyor. Bir Dink geldi ama uzak mesafe. Aslan'dan hata yok. Endiler'de bir skor çıkarmış. İki tane yine giriş skoruyla beraber oyunu açan taraf oldu. Spike kurulacak mı? Kuruldu. Son saniye. Hayır, kurulmadı. Tam kurulacaktı ki izin vermedi Hero ve herhangi bir oyuncu kaybı yaşamadan, Spike'ı kurdurmadan BBL roundu kapattı. Oo, riskli bir hareketti. Lego atlamaya çalışırken Toronto Mite Zestu derken Oxygen bir anda post bent'i çok iyi oynamıştı ki son kalan isim de böylece Aslan olacak. Arkaladı, geldi, iki tane güzel skor çıkardı Spectres'le ama
Birebir de bakalım Toronto'yu bulabilecek mi? Zaman da fazla yok. Paranoyasını kullandı. Konteyner arkasına doğru açılacak. Çok güzel bir anti-smoke geldi oradan. Çok iyi zaman kazandırıyor Toronto kendine. Şimdi içinden çıkmaya çalışacak Aslan. Aynı zamanda Spike'a basması gerekecek ama Toronto çok iyi oynadı birebiri. Yani Aslan arkadan gelip çok ekstra iş yaptı ama ve Spike'ı korumak zor olacak artık. Zisto ve Toronto ikilisinden onlar biraz geri çekilmiş durumdalar. Bir tane fake attı AMDLL. Rus'tan bir skor daha geldi. Zisto'nun yeri de belli artık. AMDLL skoru sonrası. 4'e 1 pozisyon Zisto'dan daha vurdu. Canı az, vurmaya devam ediyor ama artık kero yeter dedi. İlk rakibini gördü. Aslan'ın yardımı var. Toronto bu arada ultisiyle güzel bir tane tek atmış ama Viteri'den ikinci tek de geliyor. Şimdi tek başına kaldı orada sanırım Zisto. Onun da elinde Şerif'le beraber B tarafından biraz Döker'ı pozisyonunda ilerlediğini göreceğiz ama rakipleri çok uzak. Ya burada bir silah daha düşürürse bence Zisto görevini tamamlamış olacak. Ama sanki Spike'ı kuracak kadar zamanları var A tarafında. Lego şu an site altında bekliyor. İlk vuruşunda başarı yok. Kero'dan güzel bir kill daha gelmiş. Lego vurabilecek mi? Hayır. Kero iki tane skor almış ama takaslar var. Kero'dan üçüncü skor da geliyor. Kero Spike düştü. Pasif savunmada site arkasından çok iyi savunma yaptı. Senin de söylediğin gibi şimdi 2'ye 3 pozisyonda Spike alması gerekecek oksijenin. Toronto! Nasıl vurmayı başardı. Evet, overpick geldi. Fakat burada ultisiyle birlikte Spike'ın kurulmasını engelledi Kero. Son 25 saniye bakalım ne çıkacak? Round Turco'ya bakıyor. Turco'nun pozisyonlanması çok kritik olacak burada. Şimdi Kero'nun da yeri belli mi olacak? Daha indiler. Çok dikkatsiz girdi ve Toronto'da merdiven üzerinden gelen Kero'yu düşürüyor. Aslında round PB ile bakıyordu. Net bir şekilde söyleyebiliriz ama. Biraz bu arada onu da görmüş olmaları, direkt üzerine koşan 4 oyuncu görüyoruz şu an. Minimette. Yani zaten para durumu iyi çünkü streakle buraya geliyorlar. Aynen, çok fazla kredi bankalarında var artık. O yüzden şu an 4 oyuncu birden Lego'yu aramaya çalışacak. Bakalım bulabilecekler mi? Lego ilk sesi duydu, merdiven üzerinden Mavre'ye düşürdü. Şimdi oradan kaçmaya çalışacak. Çantalarıyla beraber o havada Toronto vurdu Operator'la. Yani sürekli bozmak zorunda kalıyorlar ama skorlar geliyor artık 3'e 1. 15 saniye birinin attı Spike'a basması lazım. Yeniden güzel bir wallbang geldi ama kaçmaya çalışacak orada. Yani çok iyi oynadı Zisto. Önce oraya zehir. Bir rakibi geldi, silahın ucunu gördü. Skoru aldı. İkinciyi de vurdu Zisto. Hiçbir şey görmeden. Tahminle beraber skorunu alıyor. Rus'tan bir takas var. Ya sadece sanki oksijen biraz geri çekildi ve tekrar taktik yapacak gibi. Dönüyormuş gibi ortaya bir tane karanlık örtü atıldı. Fake geldi. Bütün fake geldi. Bütün reaksiyon geldi bir yerden. Sadece orada Aslan'ı bırakmışlardı. Şimdi tekrar biraz daha dönecek gibiler ama bu arada akıllı bir şekilde yavaş yavaş sızmaya devam ediyor. A tarafına Oksijen eSports eğer böyle rahat bir kuruluş sergilerlerse Spike için sonrasında yerleşimde daha kolay olacaktır. Ama Aslan'a bakmadı kimse. Mavret'in de fark etti. Hepsinin arasında birden açılınca çok kolay omuz omuza oynayan BBL oyuncuları. Yani oraya kadar açılmak gerektiği mi de çok emin değilim ben. Sağ taraftan gidip belki Spike kurulmaya çalışılabilir. Bu arada Zisto. AMDLL takası Toronto'dan çok iyi yardım geldi. Hemen Zisto'nun yanından bir omuz mesafesi uzaklığından. Hatta bir oyuncu da yarım bıraktı. İşte BBL'in yapmadığı şeyi burada Oksijen'in yaptığını görüyoruz. Birisi orada agresifleşiyor. Mites de bir skor daha aldı. Oraya doğru bir paranoya attı. Hatta retmen gösterdi. Şimdi Lego'nun da yeri belli oldu. Turco'dan bir skor daha geldi. Lego bir kill almış ama Mites'den takaslar ve son kalan oyuncu da artık Kero. Uzak mesafeden bir tane keşifoku gönderdi ama zaten Spike burada ninja alınacak. Güzel bir denemeydi bu arada Kero'dan. Cidden daha skor gelmiş. Çok iyi ekonomik hasar verdi. Zisto yavaş yavaş perdenin arkasına kadar geldi. Perde kapanacak şimdi ama hazır. Lego 2 skor daha aldı. Ve B tarafından Spike yerleştirdikten sonra Utis ile beraber Toronto geliyordu ama Rus'tan hazır bir cevap var. Rus'tan ikinci skorda geldi. Rus makinaya bağladı ama Mavera'dan güzel bir tek cevabı. İkincisi gelecek mi? Hayır yok. Ve BBL skor olarak da maça tekrar ortak oldu. Daha Spike kurulmadan iki tane oyuncusunu kaybetmiş oldu BBL. Şimdi Lego kuracak Spike'ı. Bu arada aslında canı çok az kalmış. Birebir takas. Ulti geldi. Lego'nun yeri belli. Mavel onu yakalamaya çalışıyor. Sanırım kaçırdı ama. 5v4'te hücum yapabilmek çok kolay değil. Oyun B'de bitecek ve buraya doğru yöneliyor bir yer. Toronto filini kaçırdı. Yakalanıyordu. Turco hala savunma tarafında. Lego'dan hızlı bir oyun. Yalnız Mites Toronto ikilisinden 2 skor daha geldi. Rus hala orada ve izin vermiyorlar. Yani şöyle 3vs kaldıktan sonra round içerisinde gerçekten yani gelip Spike kurmak bile kolay değil. Bu kritik nokta. Mite'ye diyecektim ki ilk skor aldı. Toronto bir tane daha vuruyor. Şimdi tek kalan oyuncu Aslan olacak. Armor ile beraber full silahlı oyuncusu olması belki de BBL'nin en büyük şansı. Kolunu bacağını gördü son anda. Şimdi bıraktı. Jesse kaldı. Toronto'da muazzam bir flick geldi. Buna değer. Bunu görmeye değer. Açıktan gelip cross ve çok hızlı bir quick scope çok dediğimiz çok iyi bir cross yeri yönlendirme ve sonradan fark etti. Aslında mutlaka olması gerekiyordu. Turco'nun ikinci skoru geldi. Spike bir anda bir galik oyuncu galiba. Turco'nun çok iyi iki mermi daha geldi.
dünün yıldızlarından bir tanesi ama başka bir yıldız dünün belki de. En viral cevap veriyor iki tane skorla beraber. Kero'dan ama yarıya kadar çözemediler. Bu çok büyük bir sıkıntı olabilir. Oradan ipten Mitez'in yukarıdan ayaklarını gördük. Şu an için çok kötü tutuyorlar Spike'ı. Toronto bir skor aldı. Bire bir pozisyon ultisini çekti. Hala oklarını atmaya devam ediyor. Orada ama Ninja geldi. Giriş skoru oldu B tarafında. Fakat arkadan gelen yine bir Mitez var. Yine böyle bir yılanlama taktiği diyelim. Lego bu arada bir skor daha almış Lego. Agresif oynadı. İki skor sonrası artık Mitez'i biraz. Smoke'daki rakibini bakalım tahmin edecek mi? Ve bir kaza kurşunu aslan Smoke'lar içerisinden Mavere'ye yakalamış. Toronto'nun cevabı hala var. Turko'dan bir skor daha geldi. BBL şimdi iki kişi kalmış durumda. Aslan'ın skoru sonrası toparlayabilecek mi? Toronto kaçırdı mermisini. Klasik'le beraber HS'si var ama yeterli değil. Mitez bir tane buldu. Hala A'da, A'da bir isim var. Spike bende. Zistu ikinciyi de buldu. Lego'yu düşürdü ve bir anda iki isim kaldı sadece. Hatta Zistu Kero'yu da düşürmeyi başardı. Neler oluyor? Aslan tek başına kaldı. Yani bu kaos Zistu ile başlamıştı. Onunla mı bitecek? Aslan'ın şimdi yeri belli oldu. 1-2 pozisyonda 5 mermisi var ve Toronto kazanmayı başardı takımı için bu roundu. Ve yani round böyle biraz sakin başlamıştı. Zistu bir tane tamam çok ekstra vuruş yapmıştı ama... Ajan artık Bynt'ın ajan kombinasyonlarına bakalım. BBL tarafında hiçbir değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik yok. Sadece Killjoy yerine MDLL bu kez Cypher tercih etmiştik. Zaten gözcü ikisinde de çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunu söylüyoruz. Şimdi çıkıp vurmaya çalışacaklar. Rus skorunu aldı. Takas yok. Şimdi geldi Mavera. O da vuramadı. Ve artık Lamba kontrolüyle beraber A kontrolünü alan artık. BBL için round çok yakın. Zistu arka taraftan gelip bir skor almış. MDLL takası var. Bir skor daha geliyor MDLL'den. Ve son kalan Turko. O da MDL'ye düştü. Yani net bir round oldu. Farklı bir şey yapabilir gibi görünüyor. Açıldılar bir anda Rus. Güzel bir line-up yakaladı. Aslan'ın da yardımı var. Turko'dan muazzam bir klasik burst'u geldi yine. Maver tekrar çıkacak. Keskin bir eğim geldi Maver'den. İkinci skor gelecek mi? Hayır. Şimdi Şahin'i gönderdi. Kör etti Rus'u. Şimdi taktik gelecek. Lego çantalarıyla girdi. Çok güzel bir hareketten bir bu arada. Spike da yere attı. Fakat lamba tarafından çıkabilir gibi. Lotta yakalanmıştı. Mitez bir skor aldı ama ona rağmen... Bu arada aynı zamanda MDL'in ultisi de geldi. Cypher tarafında BBL için Rus'tan bir skor daha geliyor. Avantaj şu an için BBL tarafına geçmişti ki. Son oyuncu kalacak artık Turko. O da onlar da teleportu duydular. Teleportların savaşı şu an. Işınlayıcılardan Aslan hala uzunda. Aslan'dan paket servis geldi. İki oyuncuyu birden düşürüyor. Aynı anda Spike de bu arada A'ya doğru gitmişti zaten. Şimdi bir ulti geldi bu arada Mitez'den. Hop Mitez'e bir sürpriz var Aslan'dan. İkinci skor da geldi Aslan. Devam ediyor. Aslan. MDL'nin yardımı var. Son kalan oyuncu Mavera. Onu da MDL'ler düşürdü. Yani bu kadar özgürlük verirseniz Aslan rakibinizin başlangıç bölgesine kadar gelirse zaten iş bitiyor. Ve yine B side kontrolünü alacaklar. Hukla'da bekleyen bir oyuncu var. Mitez ilk skor, ikinci skor da geldi Mitez'den. Spike düşürüldü. Bu çok önemliydi. Ya tabii şu an oksijenin öyle bir round'a ihtiyaçlığı var ki hani ulti falan önemli değil. Her şeyi kullanalım. Aynen gerekirse öyle. O round'u alalım ve oksijenin elinde burada MDLL bakalım. Sesi duydu. Mitez yakaladı. İkinci oyuncunun da yerini biliyor ve Mitez'den çok iyi bir hook savunması geldi. Son kalan oyuncu rakibinin de yerini şimdi öğrenecek. Kero orada elinde okla yakalanacaktı. Oradan bir Şahin gönderildi. Kero hala orada ve Toronto'dan hata yok. İşte ilk defa oksijen savunması gerçekten fark yaratan bir savunma yaptı. Kaldık şu an Sky kurtunu, Mavera kurtunu gönderiyor ve iki oyun... bir tanesini görebildi sadece sanırım orada. O sürpriz materyal olabilir sanırım aslında. Yok köre demedi. Orada hala iki oyuncu var. Bir tanesi düşürmüş. Turko arkadan geldi. Toplanmış iki tane skor. Hücum tarafındaki özellikleri kullanmak için Reyna tercih geldi diye düşünüyorum fazlasıyla. Bu arada havada Lego yakalandı Toronto'ya. Şimdi Rus saat içerisine girmeye çalışacak. Uzundaki rakibine karşı güzel bir board flash yardımı da var. Rus'tan ikinci skor da geldi. Tek başına site'i boşaltmış oldu. Aslan'ın yardımı sonrasında da artık A tarafına yerleştiklerini görüyoruz. Bu arada teleportu kullanan oksijen oyuncuları yavaş yavaş gelecekler. Oraya doğru bekleyen kaçtı. Duvardan vurdu bir de. Yani mermiyi kaçırdıktan sonra Rus hemen tezden bir wallbang geldi yalnız. Şok okları bayağı bir hasar vermiş durumda. 36'ya kadar düşüyor canı. Düşünüyorum bir yandan bir tezden hareketlenmeye başlayacaklar. Kero çok ve iyi pozisyonda. Üzerinde bir MDLL var Kero ile beraber. Güzel bir crossfire. 8-3 mutlaka alışkanlıklar kalıyor. Bu arada yine Kuka'dan agresifleşildi. 1v1'lik bir takas var. Çok güzeldi gelişini ama Rus'tan da çok güzel entry'ler var. Zistu'nun yardımı Spike düştü. Yani şu an bir inanılmaz aim fight var. Bilmiyorum farkında mısın? Evet. Her çıkan tek atıyor. Bu işleri biraz karıştırabilir gibi çünkü dönme kararı gelecektir oksijenden ama yakın mesafe Spike düşecek mi? Spike düştü.
Bu fight'tan kaçamadı Toronto. Rus vurmaya devam ediyor. Yani Mavera yeter dedi ama yeter diye ne kadar Rus bütün takım vurdu zaten. Şahin'in çok iyi bu arada faul attı bilmiyorum gördün mü güzel çevirdi. Şimdi flash'iyle Toronto'ya girmeye çalışacak ama Kero Wallbank atmaya devam ediyor. İkinci skorda geldi. Vitez'den bir takas var. Zistun'un ikinci kere çok ekstra olabilir. Arkadan gelecek Aslan onu beklerlerse işler karışabilir. Taret biraz yavaşlattı Aslan'ın gelişini. Oraya bir tane de smoke geliyor. Girdi. Hamamdaki Rus'u bekleyecekler mi bakalım? Çıktı bile Rus. Aim derinde yardım var. Çok iyi crossfire. İkili açıdan yardım geldi. Turko'nun takası sonrası B'ye oyunu çeviriyorlar. Bu belki de en akıllı hamle oldu Oxygen eSports tarafında. Böylece Spike gidecek. A tarafından Turko da en son dönen oyuncu olacak. Bakalım iki tane teleport gelecek. Birini duydular, iki de duydular. İkisinin de arkadan geldiği artık belli. Daha pasif pozisyon alıp saat içerisinde saklanacak bir Oxygen eSports göreceğiz. Saat içerisinde iki kişi de hookadan atlayacak. MDL'ler atlamak bir skor buldu. Yani aman bir şans geliyordu orada BBL ama. Hala kazanılabilir MDL'ler. YS'ye daha attı. MDL'ler yanıyor şu an birebir pozisyonda. Toronto'nun üzerine gidecek. Toronto'yu bulacak mı MDL'ler? Dün neler yaptı bugün neler yapıyor bu çocuk. Vitez yaklaşık dirsek tarafa doğru gelecek. Logo board'a ilk skoru almış. MDL'ler ikinciyi vurdu. MDL'ler bir tane daha vuruyor. Bir de ultisini kullandı. Spark düşmüştü. MDL'ler artık sağ yukarıda MDL'ler görmekten yoruldum ben. O vurmaktan yorulmadı ve bu aldıkları skor sonrası. Sky'da Sky'ın bu yalnız eleştirme anlarsan çok komik değil mi ya? Sanki böyle bir şeyi kucağına almış götürüyormuş gibi. Bu arada açılan MDL'ler. Line-up'ı yakalıyordu ama bence oradaki sağ klik açmasından evet, ADS'den dolayı oldu. Kero bu arada iki skor çıkarmış. Biz ona odaklanırken, kendi kendimize konuşurken. Uzun tarafında Mitez var. Kero bir skor daha çıkardı. 2'ye 1 pozisyonda artık Turko. Gidip Spike'ı da alması gerekecek. İş çok zor. Şimdi Kero'nun üzerine doğru gidiyor. Ama Kero biraz tabii oklarla oynarken pozisyonu bozdu ama yine güzel bir hasar var. 36 cana kadar düşürmüş oldu. Aslan'ın çok büyük bir şansı var bu fight'ta. Bakalım Turko atabilecek mi ama atamadı. Ve Aslan'ın skoru sonrası 13-4'lük çok ciddi bir skor farkıyla beraber de BB7'in seriye ortak olduğunu görüyoruz. Ve ajan kombinasyonlarında takımların yavaş yavaş görüyoruz. Ascent'te tabii çok fazla bir değişiklik yok. Burada bu arada Russ'ın... Evet. Bu yeni. Olası bir durumda takas alabilmek adına. Ondan sonra tek başına bıraktı orayı. Bu arada Russ da Turko'yu düşürüyor. Sonra Zisto MDL skorunu alıyor ama tek başına kaldı. Ve yeri de belli oldu. Yeri de belli. Burada maksimum bir bu. Zisto canı daha zorlandı. Tek attı ikinci zattı ama Lego yardım ediyor. Yaklaşıyor oraya doğru. Bir paranoya geldi. Ama herhangi bir skor bulamayacak. Turko. Rus'u düşürmeyi başarıyor mu? Klasikle çok ekstra vuruşlar. Aslan evet. Boşada toparladı Stinger ile beraber ama. Zistu kaldı A tarafında. Aslan'a bakar mısın? Aslan elini kolunu sallayarak rakibinin başlangıç bölgesine kadar geldi. Bir skor daha çıkarıyor Aslan. Turuncuna gitmeleri gerekecek. Aslan arkadaki rakiplerini gördü. İki mermiyi gönderdi. Toronto. Diğer rakibini de görüyor. Aslan'dan güzel bir flick geldi ama Maver artık bir body shot'la beraber o Vandal'ı düşürüyor. Turko'nun ne çıkartabilecek bakalım. Buradan üzerine geliyor rakibi ama Russ o skoru bulmayı başarıyor yine. Ve Mavera skorunu da bularak rahat sadece B'ye giriş. B'ye giriyorlar ve Mites başlangıç noktasından B'ye doğru yavaş yavaş yürüyor. Elinde sadece bir şerifi var. Russ bulabilecek mi bakalım onu. Arkasını döndü. Belki bir Vandal bulma şansı yakalayabilir Mites ama timing... Karanlık tek örtü geldi. Oldu yalnız o biraz. Karşıki dronlar kapışacak şimdi. Bilgiyi aldı ama. Ulti geldi. Aslan'dan rakibinin başlangıç bölgesinde bu ulti geldi. Toronto Wallbank atmış ama Aslan'ı şu an gören yok. Aslan sızabilir ama. Aslan döndü vurdu. Turko'yu düşürdü. Kerman'ın da bir tane skoru var. Backside'da bir tez deyin diyeler vuruyor. Çok iyi paylaştı yine. BBL. Mavera'ya henüz bakmadılar. Kayıkhane tarafından yakalayabilir gibi bir oyuncuyu buldu ama. İkincisi de geliyor Wallbank'le beraber. Mavera can sıkmaya devam ediyor. 2v2 pozisyon. Zistu'nun yardımı var. Zistu geldi. Mavera'yı unuttular ve Aslan'ın da şimdi yeri belli. Sahip fırtısıyla beraber. 70 can. 70 can. Backside'da Mavera çıktı. Odin'le beraber 3. skorunu aldı. Yani B tarafında güzel entiler buldular ama kayıkhane kontrolünü almadan B'yi aldınız. Yok olan kolay bir skor yalnız orada iki oyuncu daha var. Şimdi Lego gelecek. Aynı zamanda Mavera'nın ulti yardımı var. Bu çok önemli. Lego Turko fight'ını kim kazanacak? Bir yandan pizzaya da bakıyorum. Saldıran Killjoy demek, aim diyelenin B tarafına girme çabası demek. Kerman'ın bir tane daha entrisi var. Turko çok iyi oturtamadı Spain'i ama yine kill'ini alıyor en azından. Ama şu ana kadar BBL son iki haritada olağanüstü hücum ediyorlar. Ve Jet ultisiyle birlikte Toronto bakalım bir şey bulabilecek mi? Onu da bekliyor. Bir bunu vurmamıştı Aslan. Bir bunu vurmamıştı.
Bunu her da yaptı. Kendi başlangıç bölgesinden. Şimdi dönüyor. Wow. O skor almanın verdiği haklı gururla beraber. Bir bu arada Sobo ultisi geliyor. Kero skor bulmayı başardı. Lego iki skorda. Aa uzun tarafında buluyor. Alo bir tarafında buluyor. Başlangıç bölgesinden gelecek. Hemen çıktılar. Hiç beklemediler. Aslan kaçırdı onları. Arkadan yakalayacak aslandan. Çok güzel bir spray. Belki de takım arkadaşını öldürttü ama çok iyi toparladı. Mavera'nın da yeri belli. Aslan 6 mermisiyle ona doğru baktı. Lego'nun skoru. Ulti geldi bu arada Reis'le beraber. Uçarak girdi Lego. Turko'yu pas görmedi. Geçti ama Lego. Oo, döndü oraya. Dönmüş oraya atmış. Lego. Biz tabii o açıdan çıktı göremedik ama herhalde merdiven tarafında da birini göremeyince bir yere attı diye düşünüyorum. Belki görmemiş de olabilir Turko, emin değilim. Ama Toronto hala pazar tarafından. Bu arada bir karbon gelebilirdi. Çok evet, üstü bir pozisyon. Evet, evet, evet. Maşallah beraber. Bir tezi de düşüyor. Sanırım Lego da biraz konuşurken crosshair'ine odaklanamadı orada. Üstüden tertemiz iki tane vuruş ama aslandan takas geliyor. Yani aslan vuran da olabilir mi? Neden olmasın? Bu pazarın puşlama ihtimalini azalttı. Böylece tekrar geri çıkacaklar. Dönerek oynayacaklar. Mitez bu arada. Aksadan açılmış. İki skor. Lego'dan takas geldi ama zor olan kısmı zaten yaptı. Şu an için Mitez pozisyonuna girdi ve onu da vurdu. Zistur'un son skoru sonrası. Oksijen biraz daha özgüvenle oynamaya başlayınca skorlar geldi. Şu an karşılıklı ultilerin kapışması var. Zistur çıkmış. Ağzından iki tane skor almış. Kero da hemen saat içerisinden cevap vermeye çalıştı ultide ama cevap yok. Toronto jeneratör arkasından bir skor daha çıkarıyor. Dediğin gibi Toronto toparlayınca daha rahat oynamaya başlayan bir oksijen var. Aslan'dan iki tane intil geldi. A tarafından. 2v2. Bir uzun bir kısa. Mavera ses yapmıyor. Fark o olabilir. Ve evet Mavera yakaladı. Ve Toronto'da ikinci skor aldı. Ve 8-4'e geldik. Sova drone'uyla beraber bu Flash arada Flash geldi. İmdiyelel aslan ikinci skorda geliyor. Mavera'dan takas var ama fazlasıyla görev yaptılar ve spike düşürüldü. Şimdi Turko spike alacak. 75 can. Hala fight'e girmeye devam ediyor. Kira bu arada Wallbank'le beraber bir kill almış. İmdiyelel'den bir burst geldi. İkincisi de geliyor İmdiyelel'den. Tertemiz bir as savunması. 4 oyuncu birden yaşıyor ve şey doğru hareketleniyorlar. Turko sanırım bir headshot gönderdi ama yalnız yanını doldurmadan çıktı Rus. Evet. Ve Mitez'den iki tane klasik skoru. Bu çok ekstra hasar demek. Ve muhtemelen birbirlerinin takasını alacaklar. En kötü ihtimal. Bakalım buradan bir şey çıkartabilecek mi Mitez? Skor bir tane aldı. Skor bulmayı başardı ama aslan takası az bir iyileştirme aldı ve skoru bulamadı. Zistu aslan düşürmeyi başarıyor. Kero! İki skor birden aldı. Aman aman neler oluyor orada. Ve arkası son kalan oyuncu Zistu'yu da rast düşürdü. Bir tane Shikoku gönderdi. Yakın mesafeye. Ultisini de kullanacak Zistu. Hala dezavantajlı pozisyon 90 ama Zistu vurmaya devam ediyor. Zistu bu roundu bitirmemek istiyor. Bu belli ama. Lego şimdi 1v1'e getirmiş durumda. Yarıya kadar getirip bırakabilir gibi. Oturmaya devam etti Lego. Şimdi bıraktı. Pikledi vurdu Lego. 12. rounda götürdü BBL'i ve artık bu seriyi kazanmaktan ve takımını finale götürmekten sadece bir round uzaklıkta BBL. Aksiye doğru dolaşmaya çalışacak ama pozisyonu biraz zor. Bir de ulti geldi aynı zamanda. Aim DLL'den. İki tane, üç tane aim DLL. Tişi çekti artık oksijenin ve toplam 4 skorla beraber de BBL kendini artık bu haritayı kazanıp finale doğru gönderdi. İlk haritamız Bind oluyor ve Bind'a bakalım takımlar nasıl ajan kompozisyonları kuracaklar. Modzi rakibine kıyasla birazcık daha elini çabuk tuttu ve 4 ajanı seçilmiş durumda çoktan. Bir düellocuları var şu anda Deadink'in ellerinde Jet ve Mean Sage kilitledi. Süresi geçmeye devam ederken şimdi lamba içerisinde Killjoy alacak ama arkasındaki Deadink'in farkında değil. Raven da bu arada standoff'u aldı. Durumu 4'e 3'e getirirken Spike'ı çözecek kişilerin sayısı gayet fazla. Ve Modzi ilk round'u kazanmayı başarıyor. Gitmek istiyor. Kutunun arkasında 2 tane Haze oyuncusu var. Destek Duhax'tan geliyor ama Echo Hunter bu sefer o olamadı. Deadink ikinci skorunu çıkarttı. Direkt olarak sağ tarafı kapatıyor ve hamama doğru açılıyorlar. Bu müthiş bir karar. Tersten de TP'den çıkmış. Müthiş bir sürpriz geldi burada. Yani, Modzi tarafı Spike'ı da indirmeyi başardı. Bunu kimse beklemiyordu. Mükemmel bir oyun. Üçlü bir oyun. Rakibi şaşırtmadığınız sürece kazanmanız oldukça zor. Ama şimdi burada Burzy geldi. 1, 2, 3 Burzy. Müthiş bir sürpriz yaptınız ama benim cebimde daha bir sürü numara var diyor adeta. Kesinlikle iki oyuncuyu da düşürmüş olsan round'a noktayı koymuş olabilirdi ve Sage'in ultisi Jaja'nı tekrar kaldırıyor. Duhax main ikilisinden killer. Dedin ki yaklaştı. Yato'dan iki tane cevap var ama tek başına ve takım arkadaşlarını kaybetti. Yalnız Tekvan sahanı kontrol etmiyor. Çok büyük bir hata oldu. Gelen standoff'tan Drake çok hızlı. Şimdi Draven orayı oynamak ve Omen'a yardım götürmek isteyecek. Onun öncesinde arkada kalan Sova'yı... Yalnız Draven iyi bir timing yakaladı. Diğer oyuncu solunda beklemeyecektir. Güzel bir şerif headshot.
Bölge arkasında Sage'i tespit ettiler. Bölge önünde Cyber'ı tespit ettiler. Mesafe o kadar uzak ki Yato yine de Phantom'unu gayet iyi kontrol ediyor. Ve iki skor birden çıkartırken bir anda dikkatlerini A'ya çevirmişler. Phantom atışlarından yakın mesafe 3 oyuncuya karşı Deadink çok bile dayandı. Güzel de gözüktü bir yandan yani. İlk skoru pompalısıyla alırken sonra ufak bir uçuş sergiledi. Deş atam, sıçrayam. Zıplayam nasılsa. Dene geçse bu arada standoff. Sırcan'ı yakalamış. Arkadan geldiklerinin farkındalar. Hemen çevirmek isteyebilirler oyunu ama Duhax. 4'e 2 çok ciddi bir dezavantaj. Ama Tekvan işleri biraz daha kazanılabilir bir hale getirmek istiyor. City kontrol etmedi. Heaven'da bir oyuncu daha olduğunu görünce başlangıç noktasında eminim kimse yoktur diye düşündü. Son 30 saniye. Yani B'ye girişlerini daha fazla bağıramazdı herhalde bu noktada Ace Clan. Ve yukarıda Mean temizlemeye devam ediyor. İki skor birden çıkarttı. Durum şu anda 4'e 2. Reyna'nın canı o kadar az ki mutlaka bir skor çıkartması lazım ama bu da mümkün olmayacak kutunun içerisinden. Dildi hala düşmedi. Yato neyse ki orada Ace Clan adına ve standoff Mean'i yakalıyor. Biliyorlar buna göre bakalım nasıl böyle sergileyecekler. Draven zamanlamayı yedi burada. Giden operatör mermisini gördü. Dolayısıyla orada dikkat etmesi gerektiğini bilecek. Standoff bu arada paranoya sebebiyle birazcık görüşünü kaybetti ve içeri giren Mean, Duax Mean derken Yato'nun aldığı operatör skoru. Sadece bir detay olacak burada operatörü alıp kaçması lazım. 6-5 Modzi ile yine. Modzi arka arka skorları dizmeye devam ediyor. Bir tane daha Duax'ten çıktı. İlk roundu avantajla kapatmak üzereler. Yato ayakta kalmaya çalışan üyelerden biri ama ayakta kalması mümkün değil. Bahçede İsa'yı da buldular. 4 kişi hayatta Modzi 7-5. Deadink üzerine gidiyor. O kill bir türlü çıkmayınca İsa'dan önemli bir entry. Bir burst headshot geliyor. Daha fazla yaşamasına izin vermediler. Side arkasından karanlık örtü içerisinden giren bir oyuncu var ama Cacan oraya desteği verdi. Yato'yu yakalıyor. Ve tamamen side kontrolü kaybedildi. Teker teker çıkmak istiyorlar. Çok büyük hatalar bunlar. Yok abi Baki ya bu arada. Doğru. Oy. Oo İsa sana da bana da cevap verdi. Duvarın arkasına NS'yi bıraktı rakibinin üzerine. Çok önemli bir başlangıç olabilir bu. Sayı dezavantajı onlarda. Bir tane daha vurur mu çok zor. Rotasyon geliyor ama zaten bundan sonra o spektrelere yar olacaktır o killer. Hayır Duax bırakmamaya niyetli. Yani ne kadar spektreden kill çıkarsa o kadar iyi tabii ki. Ama asıl kritik unsur şu, Elbow'daki oyuncular ne yapacak? İkili bir oyun oynamak istiyorlar, yavaş yavaş ilerleyecekler. Diğer oyuncuyu asla beklemeyecekler bu sefer, geçmesine izin verdi. Ama son anda görüldü, Çaçan tetik disiplinini uygulamak istedi. Bu onu vezir değil, rezil etti biraz. Ve haritaya yayılan bir savunma söz konusu. Standoff kaybetti düelloyu, Yato trade aldı. Burst'den iki tane kill var, bir oyuncunun nokta olduğu belli yeri, belli olacak az sonra. Ve duvar arkası, Cacan'dan iki tane, üç tane kill çıkmış. Hemen dedin ki ilerlemeye devam edecek, yakındaki oyuncuya beş bıçak birden gönderdi. Burst'i round'a veda ediyor, hemen lambaya doğru geri kaçtı. Ya Haze'in sanırım 12'yi kabul etmesi ve bir an önce bu silahları koruması lazım. Ya burada da mı korumaya karar verecekler ama roundlar birer birer ellerinden düşüyor. Yato'dan güzel oyun. Mean'i düşürmeyi başardı, SA'yı bıraktı. Herkes kısa tarafında, tank arkasında bekleyenler var. Şimdi İsa açılış skorunu Mean'den almış. Deadink'te takasını aldı. Ukata tarafından sıkmaya devam ediyorlar. Ve Duax içeri doğru girecek. Üzerine gelen rakiplere önem gösterecektir. İlk olarak Tekvan gelecek ama Çaçan ilk temasa giren isim yakın mesafede. Önemli bir takas. Burst'den bir kill var. 1v2'ye getirdi. Bir oyuncunun elbow'da olduğunu biliyor. Burst'i burayı oynaması için 1v1'e getirmesi lazım ilk olarak. 1v1'e getirdi ama Duax yine orada. Saldıranlar kazandı. Ya çapraz ateşin işte karşı konulamaz cazibesi bu. Evet verdiler. İsa'nın elinde jet göreceğiz. Yani İsa'nın elinde jet görmek daha önce gördüğümüz ve hatta maç önü yorumumuzda bahsettiğimiz bir senaryonun uzantısı ama Tekvan'ın elinde Sage görmek. Ya bu arada şunu söylemek lazım. Bir tane silahı tüfeği eline aldığında bütün karakterler aynı vuruyor. Çünkü gerçekten sadece ajan seçiminden ziyade takımın böyle dinamiklerini değiştirebilecek bir unsur. Açılmak istediler standoff'un trade'i var ama Duhax'ın almış olduğu iki kill iyi bir başlangıca imza atmasını sağlayacak Motsi'nin. Planlarını bozabilecek mi? Keşif okları havalarda uçuşuyor. Kimseyi göremediler daha. Kayıkhane yattı adeta burada ama. Haze Clan tarafı. Skorları alamadıktan sonra kayıkhanede müthiş yapmış olmanın hiçbir anlamı yok. Spike yerleştirildi.
İçeri girerken Dedding spektresiyle birlikte kurmaya çalışacak ama yeri belli. İşaretlendi ve standoff. Dedding yakaladı, çok iyi bir savunma geliyor. Ace Clan'dan, Burge'den iki tane, standoff ve İsa'dan bir tane. Draven her ne kadar durumu kazanılabilecek bir hale getirmeye çalışsa da sonucunda... Cypher'ın ultisiyle beraber çok değerli bir bilgi aldılar. Şimdi Spike duruldu. Yarım saniye kala Spike'ı kurdular. Spike'ı savunuyorlar şu ana kadar. Tek one bu büyüyü yapabilecek mi acaba? 2-3'ü sayacak mı ama kendini iyileştirirken. İndirebilirdi yalnız. Şimdi avantaj çaçanda derken. Tek one avantaj yok diyor adeta ama kendisi de 3 kişinin seri atış karşısında dayanabilecek durumda değil. Şimdi standoff kısadan çıkmış arkasından ama elindeki şerit skoru alması mümkün değil ve yatayı da temizleyen Duex de işi kolayca bitiriyor. Teklendi ama çok iyi kaçıyor şu ana kadar. Bir kez daha açıldı ulti. Avcının hitleti herhangi bir kill çıkartamadı. Tam aksine Dedding yok etmeye devam ediyor Dedding. Ya avcının hitleti girişi evet birazcık yavaşlattı ama yavaşlatmak yeterince iyi değil. Yani şöyle bir roundda herkesin full alım yaptığı bir roundda bu arada Kemgöz güzel geldi. İnsanın buradan kaçmaktan başka çaresi yok ama kaçma şansı da yok. Dedding 3. skoruyla bitirdi. Yani iyi bir başlangıç, iyi bir yavaşlatma ama karşınızdakini vuramadıktan sonra anlamı yok. Yani. Yani şu anda gerçekten rakibine herhangi bir direniş gösteriyor gibi gözükmüyor. Şimdi Killjoy'dan gelen ultiyle beraber oradan çıkmak zorunda kalabilirler. Min açtı. Hesabı yan standoff. İkiye iki bir değişimin ardından sayılar eşit ama tecrit tabii. Herkesi kaçıracak. Yani. Yukarıda bu arada Tekvan yakalandı Çaçan'a. Killjoy ultisine kimse yakalanmamış olsa da pozisyon avantajı yine Modzi'de. Sayı avantajı yine Modzi'de. Yato'da. O sarıldığı Odin'ini Çaçan'a düşürüyor. Çaçan 4'ün skoru alabilecek mi bakalım? Ya Çaçan... Artık iş birazcık istatistik kasmaya döndü. Normalde orada durulmaz bile ama o kadar büyük bir özgüven var ki şu an Motsi oyuncuları üzerinde. Çaçan gerçekten harikalar yaratıyor. 4'ü de buldu. Bilimsel olarak da kanıtlamış oluyoruz. Çünkü takımlar gerçekten çıkış sıralarına göre turnuvadan daha erken ayrılıyorlar. Hakçıcı yok yani. Yani zaten çifte eliminasyonun en iyi yanı tabii kötü yanları yok mu bence var. Aynı takımların maçlarını birden fazla kez izlemek bana o kadar heyecanlı gelmiyor ama sen bir FPS anlatıcısı ve oyuncusu olarak sen çok daha alışkınsın. Sen de öylesin. İzleyicilerimiz affetsin lütfen bizi çünkü Modzi birazcık niyeti bozmuş belli ki. Of. Yine B'ye çok rahat bir giriş gerçekleşti. Spike henüz giremedi B'ye yalnız. İsa. Raven. Arkada olduğunu biliyor. Takım arkadaşını kaldırmak isteyebilir ama araya bir duvar kurdu. Spike'ı da kilitledi böylelikle. Spike'a tek bir gidiş var. Bu da Tekvan'ı görüyor. O Duhex! Sova tarafından kurulmuş durumda. Phantom ile beraber bekliyor. Ve ilk yarıyı bakalım ona iki mi kapatacağız? Yato'nun HS'si. Hop! Çaçan burada aldı skoru. Ama gittiği noktada Tekvan'a düşecek. Mine arka tarafta girmeye çalışıyor kısadan ama pek mümkün değil. İsa Frenzy ile beraber duvardan aldı rakibini. Burzy de yavaş yavaş açmaya başladı diyelim. Arka arka skorlar. Tekvan da duvardan aldı rakibini ve Ace Clan çok ihtiyacı olan bu Echo Round'unu kazanmak üzere. Frenzy değişimi birazcık talihsiz bir zamanda olacaktı ama standoff Tekvan'ı kurtardı orada Draven'da. Şimdi yalnız çok farklı bir oyun geliyor. Hemen sağına bakarlarsa Yato onları bekliyor olacak. Çok orayı kontrol edecekler. Güzel, çok güzel bir oyun. 3 tane kill çıktı Yato'dan. Güzel bir line-up. Raid geliyor ama Duhax bu arada standoff'u da yakaladı. Ya buradaki en kilit nokta şu olacak. O düşen Phantom'lardan, Vandal'lardan hop! alabilecekler mi diyecektim ama Duhax! Çok akıllıca. Bir tane daha var orada. Onu da gitmek isteyebilir ama bu sefer 2 tane Haze oyuncusu oraya doğru yaklaşıyor. Karanlık örtüyü kullanmak isteyecek. Bir tane de ışınlığını var. Şimdi girmeye çalıştı. Bir kez daha içeride. İsa 93 yana kadar düştü. Evin altındaki Killjoy'u erken görürse. Erken görmeyi başardı. Mean yalnız defteri 2 skorla açtığı için. Avantaj bir anda Modzi ile yine döndü. Evin'de 2 oyuncu var. Evin altında beklemeye devam ediyor ve yalnız kaldı. Sova'yı da aldılar. Round sayısı 11 oldu. Echo ve ardından gelen roundu kazanmış olmasına rağmen Haze etkilemedi bu noktada Sova'yı. Kayıkhanede bir mücadele çıkacak. Kayıkhanede kim önce bakacak bu arada arka Duex. Yato'yu almış. Draven önce standoff sonra Burzy. Okudu pozisyonu acaba adeta. Bir sağ bir sola 2 ese. Ve bir anda Modzi'yi kaybetmesinin oldukça ihtimal dahilinde olduğu bir roundda. İyi bir noktaya getirdi diyeceğim ama o noktaya gelemediklerini de fark etmiş olduk. Draven oradan bir skor daha çıkarsa belki. Alana doğru sızmaya çalışıyor. Kutu arkasındaki rakibinin farkına ne zaman varacak şimdi vardı. Tekvan'ın gördüğü rakibini Burzy'le gördü ve S'yi bıraktı. Arkada yalnız Raven'dan güzel bir skor. Duvardan bir skordan bire bir mi? Alabilecek mi Burzy? Orada skoru aldı. Şimdi yalnız oraya gelen Duex bir skor daha çıkartıyor ve çözecekler. Modzi bu kritik roundu. Aldı ve durumu 12'ye 5'e getirdi.
İsa hızlı bir şekilde içeri girmeye çalışıyor ama Draven'ın Odin'i, İsa'nın sonu oldu. Avcının iddeti geliyor, duvar arkasına sıkmaya devam ediyor. Odin'in bayıldığı senaryolar bunlar. Daha kimseyi görmeden %40 cana indirdi. Sage iyileştiriyor bu arada Cypher'ı. En azından full cana geri gelecek ama şimdi Avcının iddeti Draven'ın tekrarı. İki oyuncuya isabet. Eliyle koymuş gibi buldu arkaya doğru Draven. Kayıkhaneden rakiplerinin üzerine dehşet yağdırıyor Avcının iddetiyle ve... Haze Klan'ın artık sonu oldu. İnanılmazsın. Duhex belayı da verecek. Belayı da aldı. Bela oldu ve Modzi kaybedenler kümesinde hayatta kalmayı başarıyor. Şu andaki işleri hiç kolay değil bu arada.